Sabahlar, günaydın, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Tabii günaydın diyorum ama günaydın demem gerekiyor. Şu an saat 12. Çok halsizdim. Sabah bizimkileri kahvaltıya hazırladım. Tekrar geri yattım tanemle birlikte. Uyuyakaldım. Yeni uyandım ve de halsizim. Tanem sucuk ekmek istedi. Sucuk ekmek yiyor, karpuz. Ben de dibleği yiyorum. Tanem, dibleğimin tadına bakar mısın anneciğim? Tamam. Bunu üşüyorum. O yüzden böyle yiyorum. Niye üşüyorsun? Üzerinde şey var. Hiçbir şey yok. Ondan dolayı üzerini kapatıyor. Aslında üşümem. Bak anneciğim, bak. Çünkü hava sıcak. O yüzden yani üstümde bir şey yok. Şöyle bir bakayım tadına. Hayır. Bitti. İnanda değil. İnanda değil. Yemek ister misin? Güzelmiş. Güzelmiş. Yiyecek misin? Yiyeceğim. Yiyeceksen sana normal şeker kaşığı getireyim bunu. Anne, hani ben eskiden şöyle yapıyordum ya. Babam bana şöyle yediriyordu. Karpuz etmek, evet. Çok güzel oluyordu. Bakın tekrar diyeyim. Of, maşallah benim kızıma. Ben şimdi sana peçeteyle kaşık getireyim. Annemle birlikte şimdi denize geldik. Hastayım ama biraz kendimi toparlayayım dedim. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Oo, biraz fazla büyük gitti. Bunu parçalayabilirler mi bilemedim. Tek elle yapması biraz zor oluyor. Bugün öğlene kadar biraz uyudum. Normalde hayatta kesinlikle uyuyamam ama 3 gündür hasta olduğum için vlog da çekemedim, video oluşturamadım. Tanem ısrar edince daha dayanamadım. Tanemin ısrarlarına ben de denize geldim. Ben oturuyorum. Tanem yüzüyor. Şu güzellikleri sizlere de göstermek istedim. Taneme döner yaptırmıştım. Onun parçalarını ben de değil de şundan içiyorum. Enerji içeceği. Biraz kendime gelebilmek için. Oo, kaçtılar. Korktular. Oysa ki biraz daha vardı. Mama geliyorlar. Bu kadar verecekmişler. Tanemciğim şimdi ağlayarak geldi. Parmağını arı sokmuş. Şuram. Ağlayarak geldi. Bakacağım anne. Ay kurban olduğum aşkım benim. Arı sokmuş. Gelmiş arı sokmuş parmağımı. Arı nasıl? İğnesini kendisi almış. İğnesini kendim aldım dedi. Nasıl büyümüş? Ha? Nasıl o şişecek? Nasıl çok oldu? Mu? Ya belki oyun oynuyordum. Bu elime attım. Burama arı kondu. Hı hı. Sonra battı. İğnesini kendin çıkarttın. Evet. Ay, kurban oldum. Baktım ağlıyor ki ben kucuma dayanamam, aşkıma dayanamam, ben yerim aşkıma. Kim oynuyor? Tanem orada arkadaşlarıyla beraber oynuyor. Orada kızlar var. Şuradaki. Evet. Şuradaki onları. Birisi büyük, birisi küçük. Evet. Onları kendine arkadaş edinmiş değil mi anneciğim? Evet. Çok oynuyor.
Ben çok arkadaşlarımı diyor, aç diyor, arkadaşlarımı diyor, söyleyeceğim diyor. Sizinle beraber paylaşmak istemiş benim kızım. Arkadaşlar bu ıslığa koyuyorum. Bu elime. Çok üzülüyorum. Şu an saat 6. Sahil yine kalabalık. Ben kendime gelmeye çalışıyorum ama ben burada bu şekilde tek başıma oturuyorum. Kendime gelmeye çalışıyorum. Evet. Türlü kendime hani gelemiyorum. Hani Özgür'den boyasını giymişti ya. Hangi denize gittiler? Hayatım acaba? Bilemiyorum ki. Onları bilemem hangi denize gittiler. Biraz altta. Bir dayanma. Evet, ben bugün biraz daha kendimi toparladım ama gerçi toparlamaya çalıştım. Bugünkü günden beri yatıyorum, dinlenmeye çalışıyorum. Sürekli bir baygın bir vaziyetteyim. 3 gündür bu şekildeyim, hastayım. Halsiz ve ateş nüksediyor. Yatıyordum, tanem illa denize gidelim. Dünden beri denize gitmek istiyordu. Bugün aldım tanemi 3-4 gibi, 4 civarları. Tanemle birlikte artık daha kırmayayım dedim çocuğumu dedim. Hasta bir anne olaraktan çocuğumu aldım gittim denize. Ben oturdum, tanem yüzdü. Orada arkadaşlar edindi. Tanem biliyorsunuz özgüvenli bir çocuk. Bugün çok mutlu olabildiğim, çok beni mutlu eden bir mesaj aldım. Buradan Umut, sana çok çok teşekkür ediyorum ve eşi Gamze'ye çok çok teşekkür ediyorum. Beni o kadar çok mutlu ettiniz ki. Resmen konuşmaların böyle terapi gibi geldi bana. İyi ki de sizin gibi güzel kalpli insanlar var. Onun bazı soruları olmuş eşiyle beraber. Eşinin sorusu, buraya not aldım onları unutmayayım diye. Eşi Gamze'nin sorusu, 2-3 tane soruları var. Onları yanıtlamak istedim. Tanem'in annesi olmak nasıl bir duygu diye sormuş Gamze'ciğim. Buradan seni yüz yüze tanışmak isterim, tanımak isterim. Eşinle beraber kalbiniz o kadar güzel ki, beni o kadar çok mutlu ettiniz ki, duygulandırdınız ki. Çok çok teşekkür ediyorum. Tanem'den bir şeyler öğreniyor musun demiş. Evet, ben tanem gibi yaşlarda çok içine kapanık bir çocukluğum geçti. Kendimi hiçbir zaman ifade edemiyordum. Hep böyle her şeyi içimde yaşıyordum. Duygularımı ağlayarak, üzüntümü ağlayarak dışarı vuruyordum. Hiçbir zaman dile getiremedim. Tanem'in annesi olmak o kadar güzel, o kadar güzel ki tanemden birçok şeyi öğreniyorum ben. Özgüveni öğreniyorum. Çünkü gerçekten çok özgüvenli bir çocuk. Benim bu zamana kadar, bu yaşıma kadar hiçbir zaman özgüvenim yoktu. Hep insanlar için yaşamışım. Hep insan, hani şu şekilde söyleyeyim. Çok içine kapanıktım. Tek başıma hiçbir şeyi başaramayacağımı zannediyordum. Hiçbir şey yapamayacağımı zannediyordum ama son 2 senede o kadar şeyler öğrendim ki güçlü olduğumu öğrendim. Kendimi normalde çok pasif görüyordum. Bu şekilde söyleyeyim. Nasıl desem, yalnız kaldığımda, evet 2 senede çok yalnız kaldım. Ondan dolayı özgüvenim yerine geldi diyeyim. Kendi başarılarımı, kendi tecrübelerimi öğrendim. Güçlü olmayı, ayakta durmayı öğrendim. Ama taneme bakarak da aslında bunu öğrenmeliydim. Çünkü çok güçlü bir çocuk. Kendine özgüvenli bir çocuk var karşımda. Annesi bu kadar pasif olmamalı diye düşünüyorum. Tanem, tanem bir tane ya. Ama oğlumun da hakkını yiyemem. Oğlum da çok naif, annesi gibi. İçine kapanık. Tanem biraz daha babalıya benzemiş sanırım, özgüvenli bir şekilde. Baran da bana çok benziyor. Daha çok duygusal. Tanemde de duygusallık var. En ufak bir şey, canın acıdığı zaman, ay ne oldu şöyle böyle, hemen gelir seninle birlikte ağlar seninle. Ya, tanem çok çok başka bir şey.
Baran'ı da çok duygusal, çok saygılı bir çocuk. Allah'ıma şükürler olsun. İki tane evladım var. Hiçbir zaman başımdan eksik. Ben zaten yaşıyorsam iki tane evladım için yaşıyorum. Bu hayatta tek savaşım sadece iki tane evladım için. İkisini de çok çok seviyorum. İkisinin de sevgisi, derecesi aynı benim için. Beş parmağım beşi de aynı. Ben şimdi diğer soruları yanıtlayacağım. Evet, ikinci soruyu aldım. Ben şimdi yazdım. İkinci soru babaanneden gelen bir soru. Umut'un, Gamze'nin babaannesinden gelen bir soru. YouTube kanalı açtığında ilk günlerde karşı çıkan oldu mu aileden veya yakınlarından demiş diye sormuş. Hayır, ilk açtığımdan beri hiç kimse karşı çıkmadı. Ondan dolayı devamını götürdüm. İlk zamanlar açtığımda yüksek bir izlenmem vardı ama ben çok fazla kendimi ifade edemediğim için, çok fazla içerikte üretemediğim için devamını getirmedim. Aradan 2 sene sonra, yanlış hatırlamıyorsam, 2 sene sonra tekrardan devam etmek istedim. Devam ettim. Genelde zaten kanalımı yürüten tanem oldu. Ben genel hayatta da, normal hayatta da çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Çok fazla konuşan bir insan değilim. Ondan dolayı sizlerin de izleyicilerinin de ne desem şu an bile kendimi ifade edemiyorum. Çok çok özür diliyorum. Onlar anlayışınıza kalmış. Ama sizleri gerçekten canı gönülden çok çok seviyorum. Sizlerle olmaktan çok çok mutluyum. Evet, üçüncü soruya geliyorum. Onu da not aldım buraya. Bunu da Umut sormuş. Bir videonda demiştin ki kendime ait bir dünyam var, ailem ve çocuklarım, normal bir hayatım var demiştin. Dünyada sayısızca sevenlerin oldu. Bizi de sevdiklerin arasına kattın. Sorum şu: seven takipçilerine ne söylemek istersin? Buradan seven takipçilerine şunu söylemek isterim. Düşünsenize. Bu o kadar farklı, o kadar güzel bir duygu ki. Düşünsenize, tanınmadan, size yüz yüze, kişiliğinizi bilmeden, sadece ekranlardan sevmek, bu kadar değer vermek, bu kadar hani bir de o kadar güzel analiz etmişsiniz ki, resmen hani konuştuğum zaman beni tarif ediyorsunuz, duygularımı tarif ediyorsunuz. Bu beni o kadar çok mutlu ediyor ki, diyorum ki o kadar güzel bir duygu. Ya ben burada anlatsam kendi kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Ne desem bilemiyorum. O kadar güzel bir duygu ki duygularımı gerçekten ifade edemiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizler gibi yüreği güzel insanlar var ki. Gerçekten yüz yüze tanımadı. Çünkü düşün, yanımıza dost dediğimiz insanları alıyoruz. Yeri geliyor akrabalar, yeri geliyor dost, yeri geliyor iş bile bize o kadar canımızı veriyoruz. Zararı oluyor ki tanıyamamışız diyebiliyoruz. Ama sizi karşılıksız seven insanlar, o kadar güzel mesajlar oluyorum ki, o kadar çok mutlu oluyorum ki. İyi ki varsınız diyorum. Çok çok yüreği güzel insanların da var olduğuna beni inandırdığınız için gerçekten sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki anlatamıyorum ya. Duygularımı gerçekten ifade edemiyorum. Sizleri gerçekten çok çok seviyorum. Umut kardeşim, babaanneye de çok çok teşekkür ediyorum. Gamzeciğim, çok çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten o kadar mutlu ettiniz ki, iyi ki varsınız. Sizlerle yüz yüze tanışmayı çok çok istiyorum. En kısa zamanda. Bu arada Giresunluymuş kardeşim. Hangi taraftan olduğunu, onu sosyal medyadan artık onu sorarım. Ama gerçekten sizinle beraber tanışmayı çok çok istiyorum. İnşallah bir gün nasip olur. Sizleri çok çok seviyorum. Buradan kocaman öpüyorum. Bu arada bebekleri olacak sanırım, 2 anne baba adayı. İnşallah sağlıklı bir şekilde kucağınıza almayı nasip eder Rabbim. İnşallah. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.
Bu arada tanem için çok bilmiş diyorlar. Çok her şeye karışıyor diyorlar ama ben onun özgüvenini kırmak istemiyorum tanemciğim. Bizi hep baskıladıkları için kendimizi ifade edemiyorduk. O her zaman özgüvenli olsun ki yarın öbür gün birileri karşısına çıktığında güçlü, kendi ayaklarının üzerinde güçlü kalabilsin, kendini ifade edebilsin, hiçbir zaman kendini ezdirmesin. Benden size tavsiyem, sizler de çocuklarınızı dinleyin, söz hakkı verin ki çocuklar yarın öbürsü gün başkalarının altında ezik olarak kalmasın. Bu benim düşüncem, kendi fikrim. Uygularsınız, uygulamamazsınız, o size kalmış bir şey. Ama ben çocuklarımı her zaman arkadaş gibi arkalarında oldum. Her zaman Baran'ım da aynı şekilde. Baran'la birlikte büyüdüm. Hiçbir zaman anne oğul ilişkisi yaşamadım. Tanem'le de birlikte aynı şekilde olduğumu düşünüyorum. Hiçbir zaman anne kız olarak değil, bir arkadaş gibi özgüveni olsun, kendisinin de söz hakkı olsun diye, yarın öbürsü gün kendini ezdirmesin diye her zaman ben annesi değil bir arkadaş gibi olmayı istiyorum. Her zaman da arkalarındayım bu şekilde. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır onu bilemiyorum ama her zaman diyorum özgüveni için onlara her zaman söz hakkı vereceğim. Her zaman dinleyeceğim, her zaman söz hakları olacak benim yanımda.